Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler yeni bir yıla başladık. Yılın ilk ayındayız. Ee, özellikle geçtiğimiz yılın son günlerinde doğan ee, oğlak yeni ayının etkisi de Ocak ayının ilk yarısı içerisinde size önemli ölçüde etkileyecek. Oğlak yeni ayı 7. evinizde doğmuştu. Bu da yaşamınızın bu döneminde özellikle ilişkilerle ilgili konulara vurgu yapıyor ve yenilikler, yeni dönüşümler olabileceğini işaret ediyor. Plüton Oğlak Burcu'nda, Uranüs Koç Burcu'nda, Jüpiter Terazi Burcu'nda, tüm öncü burçlarda güçlü gezegenler var. Dolayısıyla zaten hayatınızın hemen hemen önemli alanlarında bu güçlü gezegen açılanmalarıyla bazı değişimler de tetiklenebilir. Bunlar sizin istediğiniz Hazır olduğunuz konular olabileceği gibi bazen de fark etmediğiniz, istemediğiniz ya da düşünmediğiniz kavramlar olabilir. Ama bir şekilde kadersel olarak karşınıza çıkabilecek konular gündemde. İlişkilerinizle ilgili böyle yenilikler var. Özellikle ayın e, ilk e, yarısı içerisinde e, plütonun Mars'la, balık burcundaki Mars'la yapacağı olumlu açılar, Venüs'le yapacağı, Güneş'le yapacağı olumlu açılar tüm bu alanlarda değişimleri biraz daha tetikleyecek. Özellikle e, uluslararası her türlü ilişkiniz, yabancı kültürlerle yapılan bağlantılar, hukuksal işleriniz, davalar olabilir. E, beklediğiniz bir dava olabilir. Hukuksal bir iş olabilir örneğin. Bunlarla ilgili güçlü etkiler söz konusu. Seyahatler yapabilirsiniz. Bu seyahatlerde bazı önemli kişilerle tanışabilirsiniz. Ve bu kişilerle kuracağınız ilişkilerin, e, yakın arkadaşlıkların, ...size önemli faydaları, katkıları olabilir. Önemli bir sorununuz varsa bunu yakın bir arkadaşınız aracılığıyla çözebilirsiniz. Evliyseniz eşiniz veya partnerinizin yaşamındaki bazı önemli gelişmeler de... ...bu dönemde sizi bir şekilde etkileyebilir ya da bazı konularda destekleyebilir sevgili yengeçler. Evet ayın 12'sinde ise burcunuzda bir dolunay var. İşte tüm bu bahsettiğimiz konuların iyice ortaya çıktığı, görünür hale geldiği bir dolunay bu. Önemli kararlar verebileceğiniz bir dolunay. Kariyerinizle ilgili olabilir. Bu kararlar ilişkilerinizle ilgili olabilir. Biraz kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Baskı altında hissedebilirsiniz. Çünkü çok da sert etkiler söz konusu. Sağlığınıza hem ruhsal hem bedensel olarak Dolunay dönemlerinde dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sindirim sistemi, mideniz, eklemler, kemikler, romatizma gibi kronik sağlık sorunları tüm bunlara dikkat etmekte fayda var Dolunay haftasında. Ee, aslında o Pluto ve Uranüs etkisi bir şekilde artık e, değişmesi ve dönüşmesi gereken, şekil değiştirmesi gerektiren her türlü konuda sizi zorlayacak gibi görünüyor. Yer değişimleri olabilir hayatınızda. Taşınmalar olabilir. İlişkilerinizle verdiği ilişkilerinizle ilgili verdiğiniz radikal kararlar olabilir. Kariyerinizle ilgili bazı hak edişleri elde edebilirsiniz. Bu anlamda da bazı güçlü iş değişimleri gibi güçlü değişimler de söz konusu olabilir. Evet, oldukça sizin adınıza belirleyici bir ay e, Ocak ayı. Ee, Oğlak yeni ayı ve ardından meydana gelecek yengeç dolunayı bu enerjiler aslında tüm ayı şekillendirecek. Belki de e, bu ayı atlattıktan sonra geçmişe dönüp baktığınızda gerçekten hayatınızda da önemli e, kırılmaların olduğunu, önemli değişimlerin olduğunu hissedebilirsiniz. Ayın 19'undan sonra enerjiler biraz daha değişiyor çünkü güneş kova burcuna geçiyor biraz daha böyle özgür, idari, sosyal enerjiler gündemde olacak. Sizin için de zihinsel enerjiler biraz daha artacak gibi görünüyor. Ayın sonunda 28 Ocak'ta da Kova Burcu'nda yeni ay var. Kova Burcu yeni ayıyla beraber ay sonundan itibaren finansal alanlarda daha fazla etki başlayacaksınız. Yeni kazançlar olabilir, girişimler olabilir, ortaklı işler, gelirler, giderler olabilir, kredi gibi konular olabilir. İşte bunlar Ocak ayından itibaren artık Gündeme geliyor. Güneş bu alanı aydınlatmaya başlayacak ve bunun etkileri yoğunlukla şubat ayı içerisinde kendini gösterecek sevgili yengeçler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.